Herkese selamlar. Bugün çok severek okuduğum ve izlediğim filmleri açıklıyorum. Şimdi bu kitap benim okumaya başlamama sebep olan kitap. Normalde benim kitap alışkanlığım hiç yoktu. Babam çok sever. Düzenli olarak da çok okur babam. Ben o zamanki erkek arkadaşım sağ olsun bana böyle bir katkıda bulundu ve bu kitabı hediye etti. Ve bunu okumaya başladım. Acayip sevdim. Çünkü inanılmaz sürükleyici. Anlattığı hikayeler. Yani Dan Brown'un bence inanılmaz bir zekası var. Acayip bir hayal gücü. Hem gerçekle hem kendi yarattığı dünya çok güzel meç edebiliyor. O yüzden çok sevmiştim. Bu kitap benim için hani böyle şey derler ya. Başucu kitabı ve sonrasında kitap okuma alışkanlığını sevdiren adam diye. Gerçekten öyle bir kitap. Yani bu kitabı okumadıysanız gerçekten hani çok şey kaçırıyorsunuz diyebilirim. Bana böyle bir hani ne derler? Gerçekten çok seviyorum bu kitabı. Benim için yeri çok özel, ayrı. Yani sizin için de büyük bir kaçırma, yani cümlemi tamamı büyük bir kaçırma sebebi olabilir. Şimdi ikincisi Oscar Wilde. Yani bunu eminim özellikle kitap okurları çok iyi bildiği bir isim. İnanılmaz güzel ya. Ya gerçekten hani o Dorian Gray'i o kadar güzel tasvir edilmiş ki karakteri, düşünceleri, o bakış açıları, davranışı, tutumu. Yani zaten onunla sanki bir aradaymışsın gibi bir his veriyor sana. Onu yaşatabiliyor yani yazar olarak iç içe geçebiliyorsun karakterle. Müthiş bir şey yani. Bu adam da gerçekten zamanın ötesinde bir adam olduğunu düşünüyorum. Beni çok etkileyen kitaplardan biridir bu da. Hatta üzülmüşümdür bu adam niye çok daha fazla bence kitap yazmalıydı diye. Bu beni üzüyor açıkçası. Yine var tabii bir iki kitabı daha ama yani yanlış söylemiyorsam bu arada bildiğim kadarıyla. Acayip seviyorum. Bunu mutlaka okumalısınız. Gerçekten. Yani bunu bak içten söyledim. Demek ki gerçekten özel bir kitap. Bu kitapta kişisel gelişim çok sorun oluyor. Merve Hanım ne okuyalım, nasıl bir şey diye. Bu da içeriğinde şöyle faydalanabileceğiniz bir kitap. Mesela mesleki amaç, checklist gibi şeylerle alakalı burada bu içerikte okuyabilirsiniz. İnanılmaz faydasını göreceğinizi düşünüyorum. İleriki hedeflerinizi gerçekleştirmek için. Ben mesela YouTube kanalımı bu kitap sayesinde açtım. Yazmışım ne yapmak istiyorum diye YouTube yazmışım. Hatta bir sene sonra da kanal açtım falan diyeyim size. Biraz geç oldu. Zamanı o zamanmış ama gerçekten bu kitap da benim faydalandığım bir kitap olmuştu. Ve bu kitapta keza gerçekten kişisel gelişimde zamanın ötesini merak ediyorsanız 2150'de neler olacak diye mikro makro felsefede yani günümüz ve ötesi alem diye yazdığı bir kitap bu. Çok acayip bir kitap. Bu da eğer kişisel gelişim, parapsikoloji vesaire hoşunuza gidiyorsa içerisindeki hikayeler sizi hoş edecektir diye düşünüyorum. Ya da dünyaya başka bir perspektifte de bakabilmek için daha geniş düşüncelere sahip olabiliyorsunuz. Bunun da şey böyle yani ne derler? Sınırsız bir hayal gücü var yazarın. Bu adam gerçekten Stephen Zweig. Benim çok sevdiğim bir adam. Stephen Zweig, pardon. Çok sevdiğim bir adam. Yazdığı yazılar tam benim hani kalemim derler ya, ya ne kadar güzeldi. Okuduğum bütün kitapları, özellikle bu kitap, ya dümdüz yazıyor gibi görünüyor ama içeriğine girdiğiniz zaman çok başka noktalara değiniyor ve insanı şaşırtıyor. Yani düz bir şey yazmış gibi hissediyorsunuz ama aslında öyle değil. İçeriği böyle katmanlı, dolu dolu bilgi dağarcığı o kadar geniş ki adamın. Acayip bir yazar olduğunu düşünüyorum ve bu adamın yazdığı her şey kefilim gibi bir durumum var. O yüzden bu da çok sevdiğim kitaplardan biri. Ve gelelim filmlere. Ben vampir temalı
filmlere gerçekten bayılıyorum. Yani vampir olsun, benim olsun diye, herhalde şu dişlerimden dolayı. Çok seviyorum vampir şeylerini. Çok sevdiklerimden birinci sırada The Hunger var. İzlemediyseniz ben herhalde 722 kere, belki de çok daha fazla izledim. Çok seviyorum. Gotik vampir ve biraz da seksüel bir film. Çok acayip bir kafası var. Bir numaramda o var. İki numaramda da Titanic. Çok klişe ama çok gerçek yani. Aşk filmi, doya doya. Seks var, tutku var. Hem gerçek bir hikayeden alıntı olması çok etkileyici. Çok seviyorum yani. Titanic'in yeri benim için gerçekten çok ayrı. Eminim birçoklarınız için öyledir. Üçüncü sırada da benim yine çok sevdiğim filmlerden Zengin Avcısı, romantik komedi filmi. Bir kadın var, hani çok anlatmak istemem genelde izlemeyen insanları, ama bir kadın var ve adı üzerine Zengin Avcısı. Giyiniyor, süsleniyor falan filan ama otelin garsonuyla olan o gerçek ilişkisi çok böyle derinden ve vurucu olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sıramda bu vardı. Dördüncü sıramda benim çok sevdiğim Süt Kardeşler var. Ya çocukluğum gerçekten Süt Kardeşlerle geçti. Hani böyle 1700 kere falan bunu da izledim. Her canım sıkkın olduğu zaman izliyorum. Replikleri artık gelmeden önce ben tahmin ediyorum. Bu da benim Türk filmlerinde tavsiye ettiğim bir film. Beşinci sırada da benim sevdiğim filmler arasında size özellikle söyleyebileceğim filmim, hani böyle devamlı işte başa saracağım falan dediğim bir şey, Rosemary Baby. Rosemary Baby korku filmi, kült filmlerden biri. Çok acayip bir hikayesi var. Zaten Roman Polanski'nin Diet hikayesini okursanız o da şahsına münhasır bir karakter. Yaşam tarzı, düşünceleri olsun, değişik bir karakter. O yüzden onun filmi de beni çok etkilemişti. Defalarca, hatta izlediğim zaman böyle ders niteliğinde falan bir film. Sonu da açıkçası bir değişik. Onu da izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkürler.